واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أبلرين بجدك الله رزاقك. için hatırlatmak için sadece arz edeceğim.
Annemizin, babamızın kıymetini bilelim. Vallahi öldükten sonra maalesef kıymetini biliyoruz. Bakınız Rabbim Tebareke ve Teala kulluktan sonra وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ diyor. Annemize, babamıza en güzel bir şekilde davranmamızı emrediyor. Ama bazı gençler ne diyor? Babasına moruk, annesine koca karı. Vallahi koca karı da sensin, moruk da sensin. Annene, babana vallahi böyle davranırsan yarın çocukların misliyle sana davranacaktır. Dolayısıyla Rabbim Tebareke ve Teala bizlere emrediyor. Bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Mâ min muslimin lehu vâlideyn yusabbih ileyhimâ illâ fetahallahu lehu bâben ilel cennet." Yani benim annem ve babam var, onlara bakıyorum. Değil bana araba verecekler, zeytinlik verecekler, daire verecekler değil. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde bakıyorsam vallahi cennetin iki kapısı bana açıktır. Dediler ki: "Ya Resulallah, anne baba zalim olsa bile mi?" Evet dedi, anne baba zalim olsa bile nedir? Tehtesibil ecr minallahi tebareke ve teala. Ecrini Allah'tan bekleyeceksin. Geçenlerde bir kardeşimiz var. Baba dedi, beni evlendir. Baba beni evlendir. Çocuk serseri, hakkınızı helal edin. Çocuk serseri çalışmıyor. Bir gün çalışıyor, 10 gün oturuyor. Baba kızmış, evlendirmiyor. Sen mi beni evlendirmezsin? Baba abdest alıyor, odunu kaldırıp başına bir geçirdi başına. Babasının böyle kanını akıttı. Baba var ya, elini açtı, dedi ki: "Allah yağdab aleyk. Allah'ım ona gün yüzü gösterme ya Rabbi." İnanın kardeşlerim, bu genci var ya sokakta dilenci gibi gezdiğini gördüm. İki yakası bir araya gelmiyor. Niçin biliyor musunuz? Anne baba gazabı vardır. Yani اِذَ لَعَنَكَ رَبَّ, Allah sana lanet ederse halin ne olacak? Dolayısıyla annemizin, babamızın en güzel şekilde kıymetimizi bilmemiz gerekiyor. Bir kısmı anlatıp böyle bitirmek istiyorum. Bir cenazedeydim. Bir gözü yaşlı bir kardeşim geldi. "Hocam," diyor, ben seni sevdim. Benimle gider misin?" "Nereye?" dedim. "Ya," diyor, "annem bana kızgın," diyor. "3 yıldan beri benimle konuşmuyor." "Neden?" dedim. "Ne yaptın?" "Ya," diyor, "sorma," diyor. "Hanımın gırgırına geldim," diyor. "Anneme," diyor, "saydım, savuşturdum," diyor. "Annem bana kızmış," diyor. "3 seneden beri kimi götürdüyse bizi kovdu," dedi. Dedim ki, "Bak, bir şartla giderim." "Şartın ne?" dedi. Dedim ki "Oraya vardığımız zaman annenin ayaklarına bir kapanacaksın, hakkını helal etmeden kalkmayacaksın. Eğer böyle yaparsan seninle giderim." "Tamam hocam," dedi, gittik. Baktım böyle altın üst tarafında. "Teyze," dedim, "selamun aleyküm." Dedim, "Sen şöyle bekle." Şöyle dışarıda bekledi, şöyle saklandı. "Teyze," dedim, "selamun aleyküm." Şöyle eski yaşlı bir teyze. "Oğlum kimsin?" dedi. Dedim ki, "Ben Ahmet'in arkadaşıyım." Dedi ki, "Ahmet kim?" Dedim, "Senin oğlun." Dedi ki, "Benim öyle bir oğlum yoktur. Sütüm ona haram olsun," dedi. "Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed." Dedim, "Teyze, ya oğlum," diyor, "gel gel otur." Oturdum. "Yavrum," diyor, "şu Ahmet var ya," diyor, "yetim olarak ben onu büyüttüm. 10 yaşındayken babası öldü. Ama yavrum var ya, onu evlendirdim. Neler almadım ki," diyor. "Ama var ya, hanımının gırgırsına geldi," diyor, "doldurusuna geldi," diyor, "saçımdan bir yakalamadığı kaldı evladım," diyor. "Sütün ona haram olsun, hakkım ona haram olsun," diyor. "Ne yaptım, ne ettim?" O teyze bir türlü ne oldu? İkna olmuyor. Dedim, "Teyze, şimdi şöyle Ahmet gelse, nerede oğlum?" diyor. "Ya," dedim, "mesela gelse razı olur musun?" "Aman," diyor, "sakın." Baktım böyle çağırıyor. Dedim ki, "Ahmet." Şöyle hocam ile bir koştu şöyle. "Ana, ana, affet, ne olur," böyle ayaklarına bir kapındı. Hani onu görünce var ya, "Vay hayırsız evlat. Süt," tabi Arapçada hakaretler söylüyor, onu söylemiyorum. "Sütüm sana haram olsun, haram olsun." Vuruyor, vuruyor. Adam ağlıyor, çocuk ağlıyor. "Anne, ne olur hakkını helal et anne. Anne, işte böyle yaptım, şöyle yaptım anne." Anne bir türlü sakinleşmiyor. Yani sanki anne var ya, vitesi 5'e koymuş gidiyor. "Ya teyze, teyze," bir türlü ikna olmuyor. Sonra hani dedik ya, anladığı dilden konuşacaksın. Dedim ki, "Teyze, yeter ya," dedim ya. "Bak çocuk ya, kendini öldürdü ya. Allah affediyor. Benim hatırım yok mu? Önce Allah, sonra benim hatırım yok mu teyze?" deyince şöyle vuran bir anne şu şekilde yavaş yavaş vurmaya başladı. Ondan sonra birkaç saniye sonra onu kucakladı. "Yavrum," dedi, böyle hıngır hıngır ağladı. Bir müddet sonra böyle sarıldıktan sonra kalktı, yüzünü yıkadı. "Oğlum," diyor, "birkaç gün sonra böyle havalar ısınsın," diyor, "hanımını çocuklarını getir, sana burada güzel bir köfte yapacağım." Sürmedi birkaç gün, o anne öldü. Allahümme salli ala nebiyyine Muhammed. Cenazesine gittik var ya. O anne var ya, o çocuğundan razı olmasaydı ne olacak biliyor musunuz? Allah tebareke ve teala buyurduğun gibi: "Yevme tukallabu vucuhahum finnâr yekûlûne ya leytenâ ata'nallâhe ve ata'narrasûlâ."
O gün yüzleri cehennemde kuzu gibi çevrilecek olanlar, keşke Allah'a ve Resulü'ne itaat etseydik, keşke annemi üzmeseydim, keşke babamı üzmeseydim, ama orada keşkelerin hiçbir faydası yoktur. Dolayısıyla ölmeden önce annemizin, babamızın kıymetini bilelim, ahirete bırakmayalım. Es'elallahü'l-azim ve Rabbü'l-arşü'l-kerim en yec'alna barrine bi valideyna ve en yec'alena na'buduhu kema emarana Rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım günahlarımız rahmetinle affeyle, yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle, son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi askerlerimize yurt savunmasında onlara güç ve kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Onları havada, karada, denizde, her yerde nusretini, yardımını onlardan esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi vatanımızı düşmanların çizmesiyle çiğnetme Allah'ım. Bizleri vatansız bırakma Allah'ım. Vatanımızı da bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.